Cuma akşamı ani bir kararla Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı. Yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal tanıdı. İnşallah yanlış söylemiyorum ismini. Özür dilerim eğer söylüyorsam. Atandı. Bu çok büyük tepki yarattı muhalefette ve ekonomistler arasında. Aynı zamanda da çok önemli bir soruyu dile getirdi. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan tüm bu yerel seçim sürecinde bir an önce bunları atlatalım artık ekonomiye odaklanalım yapılacak çok şey var, reformlar yapılacak demişti. Ben samimi olduğuna inanıyorum. Bu olaydan yola çıkarak AKP'nin gerçekten reforma niyeti var mı, neler yapmayı planlıyor, bunun ne kadar bize yararlı olduğu sorularına cevap vermek istiyorum. Şimdi Murat Çetin Kaya olayı gerçekten çok yakından incelenmesi gereken bir hadise. Çünkü bize birçok mesajlar veriyor. Birincisi şu soruyu sormak lazım. Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nın azletme hakkı var mı? Bu konuda e, eski başkan Durmuş Yılmaz'ın Sözcü Gazetesi'ne verdiği demeçten benim anlayabildiğim kadarıyla yok. Merkez Bankası Başkanları ancak belli suçları işledikleri düşünüldüğünde veyahut da işte kayıtlarla, delillerle sabit olduklarında görevlerinden alınabilirler. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı sisteme, sistemi başkana her konuda değil, parlamento tarafından yasalarla düzenlenmemiş alanlarda kanun hükmünde kararname çıkartma etkisi veriyor. Ama Merkez Bankası kanunu olduğuna göre Cumhurbaşkanı'nın bu konuda arzu ettiği gibi bir kararnameyle Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alması söz konusu olamaz. Bunu da zaten T24 ve Seyfettin Gürsel hocamızı e, okuyun varmak istediği, onun söylediğine ben tamamen katılıyorum. Bu davranış Türkiye'de serbest piyasa ekonomisinin etkin çalışmasının en önemli koşullarından biri olan özel kurulların sonu demektir. Eğer bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı tamamen Cumhurbaşkanı'nın arzusu üzerine görevden alınabiliyorsa o ülkede para politikası bağımsızlığından bahsedilemez. Para politikası bağımsız olmalı mıdır? Evet. Bu konuda yüzlerce araştırma gösterebilirim. Para politikasının bağımsız olduğu ülkelerde ortalama enflasyon geçmişe nazaran daha düşük ve halkın enflasyonla mücadele inancı daha yüksek olduğu için enflasyon istenmeyen ve hatta beklenmeyen nedenlerden dolayı ani bir alevlenme gösterirse mücadele etmek çok daha kolay oluyor. Yani enflasyon hedeflemesi çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla bu davranış aynı zamanda Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kredibilitesini de düşüren bir davranış. Bir de tabii olayın şahsi boyutu var. Şimdi ben tevatürleri yaymıyorum ama şu anda ortada dolaşan bir tek teori var. O da Göya. Göya bakın Göya lafının altını çiziyorum. Cumhurbaşkanlığı Çetin Kaya'dan hızla faizleri indirmesini istemiş. O da reddedince görevden alınmış. Doğrudur yanlıştır bilemem. ama yani... Bu teorinin çok yaygın bir şekilde dolaşması bile yeni başkan Murat Uysal'ı şey altında bırakıyor. Kelimeyi unut. Ne altında bırakıyor? Yani bir suçlama bulutu altında bırakıyor. Şimdi Temmuz'da faiz indirimleri gündeme gelecek. İndirse bir türlü, indirmese bir türlü. İndirmese vay Cumhurbaşkanı da direniyor diyecek bir kısım insan. İndirse bak gördünüz mü işte aslında sebep yoktu. Cumhurbaşkanı ne istiyorsa onu yaptı. Bu ülkede ekonomi kaldı diyecekler. Hakikaten çok zor bir durumda gel göreve geldi. Kendisine başarılar diliyorum. Basından takip ettiğim kadarıyla yalnız muhalefetten değil Sayın Erdoğan'ın kendi milletvekilleriyle yaptığı toplantılardan da ortaya çıkan bir gerçek var. Başkanlık sistemi bu haliyle çalışmıyor. Yani doğru sonuçlar üretmiyor. Benim başkanlık sistemiyle bir sıkıntım yok. Bence parlamenter sistem Türkiye için daha iyi ama başkanlık sistemi de olur. Çalışmayan yönü şu. Bir, bürokratik hiyerarşi belli değil. İkincisi kabinenin görevleri belli değil. Üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında bir sürü danışma kurulu, komite vesaire oluştu. Bunlarla kabine ve bürokrasi arasındaki ilişki belli değil. Dolayısıyla AKP'liler bu konuların açıklığa kavuşturulmasını, sistemin rehabilite edilmesini ve, ve mümkünse Erdoğan'ın tamamen kendi üstüne topladığı, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı makamının üstünde toplanan yetkilerin bir kısmının yetkili kurullara, kabineye, parlamentoya, vesaire dağıtılmasını istiyorlar. Anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan böyle bir şey niyetli değil. Ama Başkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay e, Başkanlığı bir komite kurulup sistem elden geçirilecek. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Eğer herhangi bir sisteme razıyım, yeter ki gerçek bir sistem olsun. Bütün kararların aşağıdan yukarı doğru Cumhurbaşkanı'nın önüne itildiği bir sistem siyaseti bir, bir kenara bırakın büyük şirketlerde de çalışmaz. Bizim otoritenin dağıtılmasına ihtiyacımız var. O yüzden sonbahara kadar bu iş halledilmezse ekonominin düze çıkacağında zannetmiyorum. İkinci bir konu yargı reformu. Daha önce de bir video çektim. Yargı reformunu bir insan hakları meselesi olarak da inceleyebilirsiniz. Ama yargı reformu Türkiye'ye bırakın sıcak parayı yani portföy akımlarını yabancı doğrudan sermaye, fabrika sermayesi ve teknoloji gelmesi için olmazsa olmaz bir kuraldır. Çünkü adalet mülkün temelidir ve hukukun üstünlüğüne yabancıların inanmadığı bir ortama da sermaye gelmez. Dolayısıyla yargı reformunda ben çok önem veriyorum. Anladığım kadarıyla yargı reformu da işte AKP ile MHP arasındaki uzlaşmazlıklar ve ya teröristleri serbest bırakırsak gibi Mülahazalar yüzünden ekime kalmış. Yapılmayacak anlamına gelmiyor. Umudumu kaybetmedim. Ama ne kadar çabuk yapılsaydı o kadar çabuk sonuç alırdık. Şimdi bekliyoruz. Açıkçası göreceğiz. Bence kabinede değişim şarttı. Şimdi bakın kimseyi görevini yapamadı diye suçlamıyorum. Suçlamam da bu takdir Cumhurbaşkanına aittir. Ama dünyada teamül suç onda olmasa dahi ekonomide başarısızlık varsa ekonomi kim yönetiyor? Onun zaten istifa etmesidir. Dış işlerinde, iç işlerinde başarısızlık varsa o bakanın gönüllü olarak istifasını sunması veyahut da görevinin değiştirilmesi gerekir anladığım kadarıyla seçimlerden sonra çok konuşulan kabine değişikliği de bir başka bağıra kalmış. En azından başkanlık sözcüsü Sayın İbrahim Kalın böyle söylüyor. Kabine değişikliği belki performansın geliştirilmesi açısından çok önemli değildi. Ama dünyaya bakın biz artık değişeceğiz. Yeni politikalar, daha sorumlu politikalar izlemek istiyoruz. Sinyalini vermesi açısından çok önemliydi. Bu fırsatta kaçır. Ekonomide neler yapılıyor diye sorarsanız bir Yine seçimlerden önce gündemde olan krem tazminatı reformu, biliyorum hiçbirini bir tek, bir tek ben istiyorum. Kıdem tazminat reformu, besin yenilenmesi, vergi mevzuatının kökten elden geçirilmesi, işte banka ciddi bir stres testinden geçilmesi, bankalardaki bozuk aktiflerin veyahut da e, riskli kredilerin fonlara devrilmesi falan yavaşladı ya da durdu ya da sonuç alınamadı. Şu anda elimizde ekonomide yapılabileceğini gördüğümüz iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi ki bunlar yararlı. Bir, 1 milyon lira ya da daha fazla gelir kazananların gelir vergisi dilimi yüzde elliye yükseltilecek. Bunun karşılığında kurumlar vergisi dilimi iki puan indirilecek. İkincisi de emlak satışlarında çok büyük sorun olan fiktif fiyattan satış engellenecek. Yani bakıyorsunuz evin piyasa değeri 10 milyon lira, tapuda değeri 300 bin lira gösterilmiş. Bu çok yanlış. Devlete çok büyük vergi kaybına neden veriyor. Emlak satışlarında ya raiç bedelliğinden belirlenecek ya da her seferinde bir dışarıdan bir denetimcinin assessor çekilmesini tam bulamadım. Çok özür diliyorum. Appraiser yani fiyat belirleyen bir eksperin gelip fiyat vermesi gerekecek ve o fiyattan satış yapılmış sayılacak. Bunlar güzel gelişmeler, bir itirazım yok. Bir ekonomik reform paketinin tamamını oluşturmaz ama bunlar da anladığım kadarıyla yetiştirilemiyor. Onlar da Büyük Millet Meclisi'nin Eylül veya Ekim'de açılacak olan oturumda kalmış. Özetle şu anda hiçbir şey yapıldığını söyleyemeyiz. Hı. Umudumu kaybetmedim. Ama iyi şeyler yapılmazken bence hiçbir sonuç vermeyecek ve açıkçası serbest piyasa disiplini bozacak ve Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler yapıyor. Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını yanlış bulduğumu videonun başında anlattım. İkincisi işte Merkez Bankası'nın yedek akçesi yani birikmiş fazla sermayesi hazineye devrediliyor. Niye? Ha devredilmez mi? Yani devredilir ama niye şimdi yapılıyor? Sebebi gayet basit. Çünkü bütçe açıkları başa çıkılmaz hale geldi. Bunun da başa çıkartmanın çıkmanın mertçe yolu harcamaları kesmek ya da yeni vergi toplamak. Ona da hükümetin cesareti yok. Dolayısıyla Merkez Bankası parasına el koyuyor. Bu para basma anlamına da gelebilir ama bu teknik bir konu. Merkez Bankası hazine devrettiği para kadarını bankalara borç vermekten vazgeçerse para basma sayılmaz. Ama mesele o değil. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Bugün Merkez Bankası'nın yedek akçesinde göz diken yarın Merkez Bankası'na para bastı diyebilir. Çünkü bir kere bu yola girilmişler. Dolayısıyla bu çok büyük bir hata yapılmamasını dilerim. Bütçe açıklarının daha önce uygulanan yöntemlerle kapatılmasını dilerim. Bir de böyle hiçbir şey yaramayan şeyler var. İşte bireyleri dövizden caydırmak için banka sigorta muamele vergisinin binde birden binde ikiye çıkartılması gibi. Bunun arkasında yatan şey şu. Bu döviz alan bireylerin hepsi spekülatör. Günde on defa döviz alıp satıyorlar. Dolayısıyla biz çarklara biraz taş koyarsak, belki vazgeçerler almazlar kardeşim döviz alanların %99'u hükümete güvenmedikleri enflasyon verilerine güvenmedikleri veyahut da e, kurda bir işte bu S400 krizi bir vesile olabilir örneğin Patlama bekledikleri için döviz alıyorlar. Ve aldıktan sonra da çok uzun süre dövizde kalıyorlar. Her gün döviz alıp satmıyorlar. Dolayısıyla alınan tedbirin hiçbir yararı yoktur. Muhtemelen fazla bir vergi de getirmez ama zararı vardır. O da şu. Önce 100 bin doların üzerindeki döviz işlemlerini bir gün ertelediniz. Şimdi böyle bir vergi çıkartıyorsunuz. Zaten etrafta delikodudan geçilmiyor kam biolojimi değişecek diye insanlara bir sebep daha verdiniz. İşte bu da akılsız bir PR stratejisinin parçası. Arkadaşlar geçen hafta çektim. Ekonomide bir yaz bereketi var. Aşağıda bulursunuz. Bu sözümde de ısrarlıyım. Bütün yaz boyunca bütün ekonomik göstergelerin iyileştiğini göreceğiz. Ancak bu kalıcı olmaz. Çünkü bütçe açıkları bir tablo halinde sundum size. Şimdiden 80 milyara vardı. Bunların finanse edilmesi imkansız boyuta gelecek ve mecburen bir yerde vergiler artar. 2 Türkiye'de ekonomik aktivitenin en iyi öncü göstergesi yani en iyi tahmin yapan kredilerdir. Kredilerin hareketli ortalamasının yeniden daralmaya başladığını gördük. Bankalar kredi vermiyor veyahut da kimse almıyor. Dolayısıyla yazı atlattıktan sonra ekonomideki bu imserliğin, bu güzel performansın sürmesi için muhakkak yeni ve bütün dünyanın, bizim iş dünyasının benimsediği politikalar demetine geçmemiz lazım reform yapmamız lazım. Eğer bazı kişiler görevlerinde başarısızsa bunların kabinedeki, bürokrasideki yerlerinin değiştirilmesi, yerine daha ehil şahısların atanması lazım. Önümüzde çok az bir zaman var. O da 50 sonuna kadar. Eğer bu zamanı çok iyi değerlendirip gereken adımlar atılmaz, herkesi ikna edebilecek bir ekonomik politika demetiyle veyahut da reform e, ajandasıyla kamuoyunun önüne gelemezsek kış aylarından itibaren Türkiye'inden resesyona dönebilir ve bunda AKP maliyet çok acı olur. İstanbul seçimlerini, daha doğrusu yerel seçimlerde aldıkları yenilginin en önemli nedenleri, bakın metropol anketinde var, konda anketinde var, her yerde var, şahsi görüşüm değil. Halk ekonomi yönetiminden şikayet. Çünkü artık ceplerine para girmiyor. Yazı geçirmek kolay ama kış aylarında doğal gaz açıldığında evleri ısıtmak için halkın bu çileye katlanamadığını ve çok açık bir şekilde değişim istediğini göreceksiniz. Dolayısıyla yazı iyi değerlendirelim gerekenleri yapalım. Aksi halde Türkiye bir kez daha resesyona mahkum olur. Evet değerli arkadaşlar artık malum anaslarımızı yapıyoruz. Çaresi yok. İngilizce'de yapmaya başladık. Programımızın ismi Real Turkey. Dört tane çektik. Linklerini aşağıda bulabilirsiniz. İngilizcenizi geliştirmek için izleyebilirsiniz. ve hatta yabancı dostlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Tabii beğenirseniz. Beğenmezseniz zaten yorumlarınızı çok açıklıkla, büyük bir netlikle ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde ifade ediyorsunuz. Teşekkür ederim.